Devrimci mücadelenin içinde bir aileden geldim. Yani belli bir kültürün içinde yetiştim. Kendi hayatımda zaten dediğim gibi belli bir kültürün içinde yetiştim ve o da beni hep direniş halinde tuttu. Direnişlerin, herhangi bir direnişin uzağında zaten durmak çok mümkün olmadı bizim açımızdan. Zaten kadın olarak, Kürt kimlikli bir kadın olarak, sosyalist bir kadın olarak, Alevi bir kadın olarak aynı zamanda. Zaten varoluşumuz bir şekilde direnmek olmak durumundaydı. Ben de elimden geldiğince böyle bir varlık göstermeye çalıştım. Boğaziçi'nde, tabii Boğaziçi'nin bir iki sene önce gündeme gelen Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan bir kayyum süreci yaşadı Boğaziçi. Ama biz zaten Boğaziçi'nde de bunu ifade ettiğimiz gibi her zaman Boğaziçi'nin kayyum sürecini biz Melih Bulu'yla başlatmıyoruz. 2016'da Boğaziçi'nin kendi iç seçim mekanizmaları hiçe sayılarak yine Boğaziçi içerisinden bir rektör ataması yapılmıştı. O zaman da bu rektörün kayyum bir rektör olduğunu ifade etmiştik. Yine o zaman da aynı şekilde bunun üniversitelere o dönem KYK'larla yürütülen bir saldırı süreci vardı. Bundan bağımsız olmadığını söylemiştik. Ama biz o zaman da yine bu sürecin ülkenin yani Kürdistan'ın her yerine atanan kayyumlardan bağımsız olmadığını dile getirmiştik. Benim Boğaziçi'ndeki dava sürecim şeydi. Afrin işgali döneminde biz işgalin ve katliamın lokumu olmaz diyerek bir protesto düzenlemiştik. Bir grup insan okulun içinde yine AKP ilişkili bir grup bir lokum dağıtıyordu. Operasyonun bitmesine yakın bir bilançonun açıklandığı bir süre. Bir kutlama yapıyorlardı. Biz de bunun kutlanacak bir şey olmadığını, aslında burada bölümlerin kutsanmasının gururlanacak herhangi bir yanı olmadığını ifade etmeye çalıştık. Bu protestonun üzerine zaten Nevroz'a da çok kısa bir süre vardı. Bir iki gün içinde çok ciddi bir işte Yeni Şafak hedef göstermeleri, algı kampanyaları derken çok hızlı biçimde gündem edildik. Sonra işte Erdoğan'ın kürsülerden talimatıyla, yine o da bir seçim süreciydi. O zaman bir davaya tabii muhatap olmuş olduk. Yine üniversitenin etrafında aylarca süren ablukalar, işkencelerle gözaltına alınan öğrenciler, yani bir işgalin katliamın lokumu olmaz diye bir pankart tuttuğu için terör propagandasıyla yargılanan öğrenciler, onlarca öğrenci. Bu şekilde bir süreç geçirdik. Ben aslında adaylıktan ziyade mücadelemi Yeşil Sol Parti ve öncesinin fikriyatıyla sürdürmeye karar verdim. 2014'ten beri HDP belli organlarında, hem üniversitede hem başka alanlarda, seçim süreçlerinde elimden geldiğince çalıştım, emek verdim. Üniversite içinde HDK'nin kuruluş süreçlerinde yer aldım. Sonra bunu seçim zamanı HDP'nin seçim çalışmalarına katkı sunacak bir biçimde dönüştürdük. Oradan da bugün YSP'ye gelmiş olduk. Ama tabii oradaki mesele benim için kendi adıma HDP'nin fikriyatıdır. Yani HDP'nin üçüncü yol olarak bir vaadi var bize. Yani bu ülkenin muhalefetinin iki kutuplu olmadığı öncelikle. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı gibi bir gerçeklik yaşanmıyor ülkemizde. Ortada bir de başka çok büyük oranda kendisini burada görmeyen ve bu siyasetlerinde temsil edemeyeceği bir kitle var. Burayı seçeneksiz bırakmamak zaten aslında Yeşil Sol'un bugün arka planında gösterdiği yer bize. Ben de kendi adıma zaten Boğaziçi sürecinde de gördüğüm ve tekrar tekrar öğrendiğim üzere biliyorum ki yani Kürt illerinde demokrasi görmeden zaten Batı'da göremeyiz. Orası nefes almadıkça biz burada çok kısıtlı nefes alırız. Yarın öbür gün bunu da alamayız. Yani halkların birleşik mücadelesinden başka bir çıkar yolumuz yok bizim. Demokrasi temelinde buluşabilmek için en azından.
Bunu da zaten şu anda Yeşil Sol Parti olarak kurduğumuz toplamdan başkasının vaat edebileceğini düşünmüyorum. Bütün ülkeye böyle bir zemini ancak bu fikriyat, bu çerçeve sağlayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti'de yani HDP'de siyaset yapmaya karar verdim kendi adıma. Yeşil Sol Parti'den de bu yüzden vekil adayı oldum. Vekil adayı olurken de tabii her şeyden önce kadın olarak siyaset sahnesinde bu şekilde görünebilme imkanını sadece Yeşil Sol Parti içinde bulabileceğimi biliyordum. Bugün zaten baktığımızda Yeşil Sol Parti'nin kadın vekil sayısından bile ki sadece bugün değil diğer bütün seçimlerde giderek arttırarak kadın vekil sayısını, vekil adayı sayısını zaten kadınlara siyasetin sadece nesnesi değil, öznesi de olabilme imkanını sadece HDP'nin, şimdiye kadar HDP'nin, bugün de Yeşil Sol Parti'nin verdiğini görüyoruz.